Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer çarşamba günü Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Ziyaret öncesinde ise Downer'ın New York ziyareti sırasında Rum yönetimi Yunanistan, Türkiye daimi temsilcileri ve Kıbrıs'ta Türk temsilci ile de görüşme yapacağı iddia ediliyor. Ayrıca New York'taki toplantıda İngiltere BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağının da sunulması beklenmekte. Son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Davner'ın çarşamba günü yapacağı bilgilendirmede tarafların pozisyonlarını ortaya koyacağını söyledi. Kıbrıs Türk tarafının tutumunun yapıcı olduğunu, Türk tarafınca yapılan en son önerinin de bunun en açık kanıtı olduğunu belirten Ertuğ, Davner'ın bunları Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi'ne rapor etmesini beklediklerini kaydetti. Özel temsilci ayrıca ay sonundan önce barış gücünün süresinin uzatılması ile ilgili kararın çıkacağını da anımsattı. Osman Ertuğ ayrıca ortak açıklama taslağıyla ilgili iddialara da yanıt verdi. Ertuğ olaya yanlış yaklaşıldığını, farklılığın rakamsal değil kavramsal olduğunu söyledi. Osman Ertuğ, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafı üzerinde egemenlik iddia etmesine kapıyı açık tutmaya çalışıyor. Sıkıntı bu, ancak tek sorun bu değil. Taraflar gerçek anlamda eşit olacak mı yoksa biri öbürü üzerinde egemenlik iddia edecek mi fark buradadır diye konuştu. Türk tarafının herhangi bir ortak açıklama olmadan da masaya oturmaya hazır olduğunu, her zaman söylediğini hatırlatan Osman Ertuğ, ön koşulsuz da masaya oturulabilir. BM'nin ilgili kararları da bunu öngörüyor ifadelerini kullandı.